Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün kanalımda olmadığına benim de hayret ettiğim trileçe tarifiyle beraberiz. 2 yıldır neyse trileçe yapmak hiç aklıma gelmemiş. Aslında yapıp yiyoruz da çekim yaparak pişirmek hiç aklıma gelmemiş. Çok fazla soru geldi trileçe tarifiniz var mı diye. Ben de tabii ki çekmek farz oldu. Çektim. Bu sefer şöyle bir değişiklik yaptım. Instagram'daki takipçilerime dedim ki güvendiğiniz trileçe tariflerinizi bana yollayın. Birini seçeceğim ve sizin isminizle yayınlayacağım dedim. Sağ olsunlar. O kadar çok tarif geldi ki tabii birçoğu birbirine benziyor. Çünkü trileçe yapmanın belli başlı kuralları var. Ona göre herkesin de güvendiği bir tarifi var. Ben bir tanesini seçtim. Ama küçük bir kendimden bir fark ekledim tarife. Onun için affına sığınıyorum sevgili Elif. Sevgili Elifli Lezzetler bana tarifini yolladı. Benim içime sinen bir tarif oldu. Benim de tarifime çok benziyordu çünkü. Elifli alt çizgi Lezzetler sayfasının adı. Zaten ekrana da yazacağım. Tarifini gönderdiğin için çok teşekkür ediyorum. Bütün gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Elif'in şansıymış. Onun tarifi içime sindi. Onunla yaptım bu trileçeyi. Şöyle bir fark ekledim. Elif'in tarifinde 1,5 su bardağı un vardı. Ben bu 1,5 su bardağı undan 1 kaşık unu çıkarttım. Onun yerine 1 kaşık nişasta ekledim. Çünkü sonuç olarak bu trileçenin tabanı bir pandispanya. Kek değil esasen. Hani pastalar için yaptığımız pandispanyaya çok benziyor. Ben de mutlaka pastalarıma böyle birazcık nişasta eklerim. Dokusu çok daha güzel olur. O yüzden bunun da kek hamuruna 1 kaşık nişasta ekledim. Onun haricinde de tarife sadık kaldım. Zaten açıklamalar kutusunda da yazacağım tarifi. Yaparken de size yine tek tek anlatacağım. Şimdi isterseniz önce nasıl yaptığımı izleyelim. Ondan sonra da tadımda buluşalım. Şimdi öncelikle tatlımızın kekini hazırlayacağız. Bunun için 5 tane yumurtayı karıştırma kabıma kırıyorum. Yumurtalarım oda sıcaklığında. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ekliyorum. İkisini birlikte hacmi böyle çok yükselene kadar çırpıyorum. Bakın kocaman oldu. Şimdi onun üzerine de un ve nişasta karışımını elekten geçireceğim. Üzerine vanilya ve kabartma tozunu da ekleyeceğim. Hepsini birlikte eleyeceğim. Biliyorsunuz bu unlu karışımın 1 yemek kaşığı mısır nişastası. Bunu atlamayın. Malzeme listesine açıklama kutusundan da ulaşabilirsiniz bu arada. Böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Bütün unu yedirdikten sonra da yağladığım fırın tepsime döküp 170 derecede iyice kabarıp üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Kekimiz pişerken biz de onun şerbetini hazırlayacağız. Küçük bir çay bardağı toz şekerin üzerine 3,5 su bardağı süt ekledim. Ama benim tavsiyem 4,5 ekleyin çünkü benim kekim çok kabardı. Biraz üst kısmında ben bir kuruluk hissettim. Bir pakette krema döküp karıştırdım, buzdolabına koydum. Şimdi krem şantiyi çırpıyorum. Bir bardak sütle bir paket krem şantiyi böyle elimle hızlı bir şekilde çırpıp onu da buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi sıra geldi karamel yapmaya. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı şeker, bir paket krema, bir yemek kaşığı da tereyağım var. Önce yağsız bir şekilde şekeri iyice karamel haline getiriyorum. Lütfen bu aşamada şekeri yakmayın. Tereyağını da üzerine ekledikten sonra kremayı döküp sosu biraz çektiriyorsunuz. Yani bu zaten bu topaklanmak tamamen gidip kaybolacak, hiç merak etmeyin. Biraz çektirdikten sonra da bir kaseye alıp ılıtıyoruz. Bu arada pişen kekimize de buzdolabında bekleyen sütlü şerbetimizi döküyoruz ki kek iyice çeksin. Dediğim gibi bence bir bardak fazla ekleyebilirsiniz sütünü. Çırptığım şantiden bir kaşık kadar ayırıyorum üzerini süslemek için. Kalan şantiyi de soğumuş olan kekimin üstüne sürüyorum. Bu aşamada kekin soğumuş olması çok önemli, yoksa krem şanti erir. İyice artık oda sıcaklığına gelmiş olan karameli de tatlımın üzerine yayıyorum. Arkadaşlar ben bu karameli yaparken elimi yaktım. Elime şeker yapıştı. O yüzden karamelimle çok iyi ilgilenemedim. Aslında biraz daha sıvı olması lazımdı. Yani eğer karameliniz çok katı olursa siz de biraz krema ile açabilirsiniz. Bunu unutmayın ama şu sırada benim o kadar canım yanıyordu ki o yüzden ilgilenemedim karamelimle. Böyle kalan ayırdığım şantiyi de üzerine sıkıp süsler yaptım ve tatlımı 4-5 saat kadar buzdolabında beklettim. Mümkünse bir gece bekletin, çok daha lezzetli olur. Şimdi artık servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi
Gerçekten muhteşem bir tatlı oldu. Tarifini benimle paylaştığı için Elif'e tekrar teşekkür ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi aslında trilçe yapmak hiç zor değil. Belli başlı anlattığım kurallara, püf noktalarına diyelim daha doğrusu. Dikkat ederseniz gayet kolay trilçe yapmak. Daha ben sevmeyene rastlamadım. Aslında bonus bir tatlı. Herkes severek tüketiyor. Sütlü bir şerbeti olduğu için de hafif oluyor. Şimdi ben sizinle beraber bu güzelliği tatmak istiyorum. Şahane olmuş. Gerçekten çok beğendim. Bu trilçenin süngerimsi dokusuna biraz da böyle pamuksu bir doku katıyor o nişasta. O açıdan benim çok hoşuma gidiyor. Siz de umarım bu şekilde denersiniz. Evet, geldik videonun sonuna. Bana destek olmak için videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.